Herkese merhabalar. Sabahın ilk saatleri İstanbul Havalimanı'ndayız. TV Bu Spor ekibi olarak Sev Şampiyonlar Ligi finaline gidiyoruz. Hem Vakıfbank hem de Eczacıbaşı olacak. Finalde Gökhan sen anlatacaksın maçı. Sabahın ilk saatleri biliyorum ama nasıl güzel bir heyecan değil mi? Çok güzel bir heyecan. Yani bildiğin tarihe tanıklık etmeye gidiyoruz oraya. Ve sonunda mutlaka sevineceğimiz bir final anlatmaya gidiyoruz. Daha ne olsun? Değil mi? Daha ne isteriz ki? Şimdi uzun bir yolculuk. Hep birlikte bu yolculuğa bizimle var mısınız diyelim. Otomobil severler için şüphesiz ki İtalya çok özel bir yer. Malum Torino'dayız, biz de otomobil müzesindeyiz. Hava biraz yağmurlu ama içeride çok güzel şeyler bizi bekliyor. Buyurun gelin beraber bakalım. Torino'da otomobil müzesinde göreceğimiz ilk konu içeri girdiğiniz anda Da Vinci'nin çizimi sevgili izleyenler. Tabii Da Vinci'nin çizimi ama sonra yıllar sonra bu da vücut bulmuş hali. Ne demiştik? Da Vinci'nin erkeğin hayalini gördük. Daha motor yok ama çizim şahaneydi. Sonra oradan nereye evrildi araba? Birlikte bakalım. Tabii motor konusu önemli çünkü aynı şekilde motosikletin de ne kadar ilerlediğini burada göreceğiz. Arabaların gelişiminde en önemli konulardan bir tanesi de arabanın aslında vücudunun nasıl şekillendiği. Önemli çalışmalardan biri bu. Çünkü önce gördüğünüz üzere ahşap model üzerinden arabaların da gelişimi yıllar içinde değişmiş. Evet, arabaların aslında önemli değişimleri var. Önemli bir örnek çünkü hep küçük araba kullanmak istemişimdir ama hiçbir zaman olmadı. En sevdiğim arabalardan biri hala günümüzde modifiye olmuş aynı modeli görmek mümkün. 1962 senesinde bu minimal olarak Fiat'ın ürettiği araba aslında yıllar önce İtalyan başkanı Sandro Pertini'nin Roma sokaklarında kullandığı arabalardan biri. Bence çok güzel. 1.87 sığar mı bilmiyorum. Keşke sığsa. Şöyle boy da vereyim. Gerçekten sığmam. Arka koltuktan belki mümkün olabilirdi. Ama en sevdiğim arabalardan biri. Biraz boyum kısa olsaydı tercihim olan araba olurdu tabii ki de. Arabaların tabii ki çok parçası var. Her birinin gelişimi önemli bir süreç. Tekerleklerin de gelişimi önemli bir konu tabii ki de. Tabii bugün Formula 1 düzeyinde lastiklerin önemini çok net bir şekilde daha iyi anlıyoruz. Ama bir de ne demiştik? Da Vinci'nin çiziminde motor görmedik. Önemli bir düzenek vardı ama çok ciddi değişiklikler de yine motor üzerinde görmek mümkün. Çok güzeller. Gerçekten çok heyecan verici. Düşünemiyorum şu anda. Mesela otomobil sporları seven arkadaşlarım var. Benim yerimde olmak için çok can attıklarını biliyorum. Bu da çok tatlı bir araba ama hiç düşünmüyorum tabii ki de.
arabada aslında otomobilin geldiği son nokta. Ne dedik? Arabalar buharlıdan, beygir gücünden, tekerleğin değişiminden ve geldi artık elektrikli düzene. Bundan sonra hepimiz belli bir yıl içinde elektrikli araba kullanacağız. Malum dünyayı bizim daha iyi kullanıyor ve tüketiyor olmamız lazım. Torino'ya gelirken tabii ki de rehbersiz gelmedik. Enis Akatlar bizimle birlikte. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Torino bizim için çok önemli bir özel bir yere sahip artık. Malum final sebebiyle ama bir yandan da otomobil müzesindeyiz. Buranın sanayileşme sürecinde kıymetli bir yer olduğunu biliyoruz. Evet, doğrudur. Buranın Torino şehrinin özellikle Kuzey İtalya'nın sanayileşmesindeki önemli şehirlerden birindeyiz. Torino'dayız. Ve araba üzerine sanayileşmiş bir şehirdeyiz. Malum burada bazı araba fabrikalarımız var. Fiat gibi, Alfa Romeo gibi. Daha sonrasında da şu anda bulunduğumuz mekan da bunun üzerine yapılmış aslında bir araba müzesi. İkinci kattan, iki katlı, üç katlı bir yapı. İkinci kattan başlanıyor. Başlangıçta bizi Leonardo da Vinci'nin 1800'lü yıllarda yaptığı bir prototip karşılıyor. Daha sonra içeri girdiğimizde ilerledikçe bütün markaların, Ford'dan tutun, Amerikan markalarından tutun, İtalyan markalarına, Alman markalarına kadar her model, her yıla ait modellerle gelişimini, arabanın gelişimini, değişimini, nasıl bugün geldiğini gösteren bir müzenin içerisindeyiz. Torino'ya çok önem katıyor tabii ki doğal olarak. Yeterince de kalabalık olduğunu düşünüyorum şu anda sabah 10'da açılmış olmasına rağmen. Ki biz biraz kapıda bekleyenlerdeniz. Evet. Az da olsa açılış saatinde kapının önündeydik. Şimdi ben biliyorum orada bizi izleyenler arasında İtalya'nın aslında sadece Torino değil, araba deyince yani Formula 1 spor, otomobil sporları deyince birçok özel konusu var. Modena da onlardan biri. Modena da onlardan birisi. Modena'da hem Ferrari'nin hem Lamborghini'nin fabrikaları var. Aynı zamanda müzeleri de var. Kendilerine ait kendi müzeleri de var. Hatta Formula 1 ya da Ferrari'yi deneyebilecek bir pistimiz de var orada Modena'da. Eğer ziyaret etmek isteyen olursa, gelmek isteyen olursa Modena'yı, fabrikayı ziyaret edip Ferrari'yi pist sürüşüne çıkartabiliyorlar. Modena'da bu anlamda büyük önem kapsayan bir şehir tabii ki araba konusunda ama orası tabii ki daha lüks anlamda. Bizim Torino'daki fabrikalarda üretilen araçlar İtalyanların ya da dünyadaki insanların günlük hayatlarında kullanabildiği arabalardan bahsediyoruz burada. Modena daha lüksle, daha özele kaçıyor şu an İtalya için. Şimdi tam da arkamızda olan arabalardan biri de küçük. Yani aslında son günlerde minimal konu daha da işleniyor. Tüm dünyada birazcık daha arabalar küçülüyor. Aslında günümüzde spor, özür dilerim, otomobil deyince elektrikli otomobilleri daha çok görüyoruz. Artık motorların da muhtemelen tarihe karışacağı günler gelecek. Öyle bir süreç içine girdik. İnşallah diyoruz. Hem dünyanın geleceği için hem işte artık malum ekonomik şartlardan dolayı da daha uygun olacağını düşünüyor bütün dünya insanı. Güneşli, elektrikli yapıların kullanımı üzerine. Umarım öyle olur. Şimdi bize göre aslında 1-2 saat içinde biz burayı bitirdik ama biliyorum ki otomobil severler buranın kapanış saatine bakmadan içeri girmeyin derim. İtalya'da, Torino'da müthiş bir heyecan yaşanıyor. Çünkü voleybolcu kadınlar yeniden tarih yazıyor. Bu yıl SEV Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı Vakıfbank'la Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi bize için sevgili Murat Ağca yorumlayacak. Murat Ağca da bizimle birlikte. Murat Ağca hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum, teşekkür ederim. Sen çok yakından takip eden, Türk sporunu çok iyi bilen birisin ve tabii bugün burada Türk voleybolcu kadınlarımız bir kez daha tarih yazacak. Çok heyecanlı görüyorum.
Gelen katılımcılar da bakıyorum müthiş bir heyecan yaşıyor. Neler söyleyeceksin bu özel gece için? Bizim için, Türkiye için gerçekten tarihi bir akşam olacak. Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit kadın takımları Avrupa şampiyonu olabilmek için İtalya'da karşı karşıya geliyorlar. Çok sevindirici ve onur verici bir durum. İki takım da aslında bu tip kupalarda şampiyon olmaya, oynamaya çok alışıklar. Birbirleriyle de oynadılar. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da oynadılar. Daha önceki yayında da bahsetmiştik. Bugüne kadar iki takım 17 kez Şampiyonlar Ligi'nde, SEV Şampiyonlar Ligi'nde bir araya gelmiş. Karşı karşıya gelmiş ve bu 17 maçın 14'ünü Vakıfbank, 3'ünü Eczacıbaşı kazanmış. Kağıt üzerinde Vakıfbank'ın ve Eczacıbaşı'nın sezon boyunca oynadığı maçlara baktığımızda sanki bir tek Vakıfbank daha öndeymiş gibi duruyor. Ama final mi, hiçbir şey belli olmaz. Biliyorsun, sen de bir eski sporcusun. Bu finallerin havasını çok iyi bilirsin. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizinle birlikte olmak bizim için çok keyif verici. Malum eski bir voleybolcu olarak bugün burada olmak eminim sizin için çok daha özel bir konudur. Neler aktaracaksınız, neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii ki öncelikle çok gururluyuz ve mutluyuz. İtalya'da iki Türk takımının finali var. Ve bu en büyük kupada ülkemize gelecek. Servis ve blok ön plana çıkacak. Taktikler zaten aynı. Çok değişiklik olacağını zannetmiyorum. İki takım da, iki koç da birbirini çok iyi tanıyor. Dediğim gibi az hata yapan ve psikolojisi iyi olan bu maçın galibi. Çok teşekkür ederim. Her toplantıda asla kızları yalnız bırakmayan şahane bir gazeteci. İsterim ki bu özel geceyi siz de yorumlayın. Benim hayallerim tek tek gerçekleşiyor. Belki de şu anda en mutlu olan kişi benim. Niye? Bizler gazeteciliğe başladığımızda Balkanlarda bir sayı aldığımız zaman bayram öderdik. Set aldığımız zaman çifte bayram olurdu. Artık Balkanları geçtik, hiç önemsemiyoruz. Kupa 3 vardı, Kupa 2 vardı. 2000'de Eczacıbaşı aldı, daha sonra Güneş Sigorta aldı. Büyük mutluluklar yaşadık ama ardından arkası öyle bir geldi ki seller gibi. Şampiyonlar Ligi'nde her sene neredeyse finalde takımımız var. Ya şampiyon oluyoruz ya ikinci. Bu sene bir başka büyük mutluluk daha yaşadım ben. İlk defa Şampiyonlar Ligi'nde 3 takım birden yarı finaldeydi. Bu çok önemliydi. Ve 2 tane İtalyan takım vardı karşıda. Ve o 2 İtalyan takımı da eledik ve iki Türk takımı finalde. Bu çok büyük bir olay. Şampiyonlar Ligi finalinde iki Türk takımı Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geliyor. Ve işte mücadele başlıyor. Maya Ognjanović'in servisiyle Eczacıbaşı Dynavit bu zorlu finale başlayacak. Top karşıladı. Egonu pası verdi. Gabi'nin plasesi içeriye doğru. Maya Ognjanović pası veriyor. Tiana Boşkoviç bloktan seken top. İlk sayı Eczacıbaşı Dynavit'in oldu. Gabi karşıladı. Cans ortadan üçlü Zehra ile bloktan sekti. O topu karşı alana Simge geçirmeyi başardı ve sayıyı aldırıyor. İnanılmaz, Zehra'nın hatası geldi. Vakıfbank tarafında büyük ihtimalle kimse o topun kendi alanlarına döneceğini düşünmüyordu. Ama Simge imkansıza yakın olanı yaptı diyeceğim gerçekten de. Voronkova karşıladı, içeri kaçan top Okbogu. İçeri kaçan top Okbogu bitiriyor. Set sayısını Vakıfbank kazandı. İlk seti 27-25 Vakıfbank alıp setlerde 1-0 öne geçiyor. İlginç bir servis ondan. Son anda halinde karşıladı. Şimdi Tiana Boşkoviç bu topu karşı alana geçiriyor. Eczacıbaşı Dynavit hücumu. Elif'in pası ortadan hücum. Top dışarıda. Sayı Vakıfbank'ın. Asun'un servisi. De karşıladı. Arka alanda müdahale Ayça'dan. Egonu bu topu çevirdi. Gabi'ye doğru ama biraz fazla çeviriyor. Top hakeme gitti. Seti kazanıyor Eczacıbaşı Dynavit. Hande, Maya, Tineat Cekpay ile vurdu. Sayı Vakıfbank'ın. İtiraz gelecek ama ilk karar sayı Vakıfbank'ın. Challenge'ın sonucunu bekliyor. Top geliyor. Top. Top dışarıda, top dışarıda, şampiyon Vakıfbank. Vakıfbank üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
tarihin ilk Türk finalini Vakıfbank kazandı. Köprünün altından geçerek geliyorlar. Geçen sene olduğu gibi bu sene de şampiyon Vakıfbank oluyor Şampiyonlar Ligi'nde. Kupaları aldı. Şimdi takımlarının yanına gidip işte aynı anda kupalar kaldırılıyor. Aynı anda şampiyonluk kutlamaları başlıyor. Vakıfbank üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Giovanni, tebrikler. Çok iyi bir maçtı. Altıncı kez bu kupayı alıyorsunuz. Çok teşekkürler. Gerçekten inanılmaz. Çok mutluyum bu oyuncu grubuyla birlikte olmaktan dolayı. Bu yıl bizi çok vurdular ama sürekli ayağa kalktık. Ve yine bugün de inanılmaz bir takım performansına tanıklık ettik. Harika hissediyorum. Tebrikler. Çok heyecan verici. Bizim için çok duygusal da bir an. Kupa yine Türkiye'de ama Vakıfbank olarak da müthiş bir başarı. Çok mutluyuz gördüğünüz gibi. En başında da söylediğimiz gibi iki Türk takımın finale oynaması başlı başına Türk voleybolu için çok önemli bir şeydi. Eczacıbaşı takımını da tebrik ediyorum. İki sene üst üste tekrar Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak gerçekten tarif edilemez bir duygu. Şu an ne hissedeceğim bilmiyorum. Ben de arkadaşlar, sağ olsunuz. Gözlerimizi salalım. Evet, çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Tebrik ederim. Gözler yaşlı tabii ki. Evet, teşekkür ederim. Tabii ki de biz çok duygusal bir an yaşıyoruz. Evet, çoğu takım arkadaşımla son maçımda bugün. Umarım bir gün tekrardan aynı sahada aynı duyguları paylaşabiliriz. Ama bugün gerçekten senelerdir oynadığım en yakın arkadaşlarımla, senelerdir oynadığım takım arkadaşlarımla son maçımda kupayla bitirmek gerçekten çok duygulandırıcı ve bugün inanılmaz bir şey başardığımızı düşünüyorum. Konuşamıyorum da gerçekten her şey. Finale de yakışan bir mücadele oldu. Eczacıbaşı ile final oynamış olmak bir tarihi andı zaten. Ne söyleyeyim? Cumhuriyet'in 100. yılında zaten Şampiyonlar Ligi finalinde iki tane Türk takımı olduğu için çok mutluydum. Kupayı müzemize götüreceğimiz için de çok mutluyum. Bu kupa Cumhuriyetimizin 100. yılına 19 Mayıs'ta bütün gençlere, çocuklara armağan olsun. Harika bir galibiyet ve şampiyona. Takımla çok fazla gurur duyuyorum. Çok heyecanlı bir maçtı. Bunu yapmanın hep hayalini kurmuştum. Göstermiş olduğumuz performanstan dolayı dediğim gibi gurur duyuyorum. Çok çok iyi bir galibiyetti. Takımımı tebrik ediyorum. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bu noktada olabilmek çok zordu elbette. Ayrıca inanıyorum ki diğer takımlar bizden daha az hak etmedi. Elbette buraya kadar gelmek için çok çalıştık. Takımımı tekrar tebrik ediyorum. Biz şampiyonuz. Bu takım bunu çok hak etti. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Çok güçlü bir şekilde devam ettik. Bu uzun sezonda biz bunu başardık. Takım olarak, çalışanlar olarak herkes bir aradaydı. Elbette mücadele ederken çok zor anlar oldu. İnanılmaz şeyler oldu maçta. Biz savaşçılar gibiydik. O şekilde savaştık ve asıl büyük fark bu. Herkes birbirini destekledi ve biz Vakıfbank'ız. Biz aile olarak birbirimizi destekledik. O yüzden bu farkı bu kadar farklı şekilde gösterebildik. Şunu diyebilir miyiz? Bu sizin turnuvanız. Şampiyona Vakıfbank'ın dominasyonu demek. Giovanni bunun için çalıştığımızı söylüyor. Büyük başarılar hep büyük maçların finallerinde olur ve ihtiyacımız olan şey buydu. Ben çok fazla böyle final maçı oynadım fakat gerçekten bugün inanılmazdı. Takım inanılmazdı. İnanılmaz bir sezondu. Bugün gerçekten bu galibiyeti açtık. Bu galibiyeti çok istiyorduk ve sezonu en iyi şekilde bitirdik. Biz bunu yaptık. Takım olarak harika performanstı ve senin performansın da bir kez daha çok iyiydi. Bu şampiyonayı nasıl değerlendirirsin?
Takımla birlikte inanılmaz bir yolculuk yaptık. Biz yaptık, kendimize inandık. Hep birlikteydik, birbirimizi destekledik. Bugün bunu başarabildiğimiz için çok gururluyum. Sayısız kez düştüğümüz zamanlar da oldu. Fakat önemli olan tekrar yukarı çıkabilmekti. Biz buna inandık. Hayal ettiğimiz şey için savaştık. Tebrikler. Yine bir şampiyonluk, yine harika bir final, yine harika bir performans. Neler söylersin? İnanılmaz mutluyum gerçekten. Bu kupayı buraya gelene kadar çok zorlandık, çok zorlu maçlar oynadık. O yüzden bu kupanın yeri benim kalbimde ve yerimde her zaman apayrı olacak. Çünkü bitti denilen yerden döndük biz bu finale gelebilmek için. Herkesle gurur duyuyorum çünkü çok zor bir kupa gerçekten bunu kazanabilmek. Ama Vakıfbank bunu 6. kez yapıyor ve bu takımın bir parçası olduğum için çok mutlu hissediyorum. Müzenize bir kupa daha götürdünüz. Gerçekten çok özel bir duygu olduğunu düşünüyorum. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi Cumhuriyetimizin 100. yılında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda milletimize çok güzel duygular yaşattık. Sahnede İki Türk takımı vardı. Dünya arenasında ve Avrupa'da bir marka olduğumuzu, Türk voleybolu olarak bir marka olduğumuzu defaten ispatlamıştık ama bu akşam bir kez daha ispatladık. İnanın bana, Atatürk yaşasaydı bu kızlarımızla, bu kadınlarımızla, gençlerimizle gurur duyardı eminim. Şu anda da gurur duyuyordur. Bu gururu yaşattığımız için de çok mutluyuz. Başarılarımız sürdürülebilir olmalı ve sürdürülebilir olma yolunda her türlü şeyi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu gurur hepimizin, teşekkür ediyorum. Herhalde bugün buraya gelirken diğer bütün federasyon başkanları, SEV, FIBB hepsinin arasında ayrı bir havanız, ayrı bir durumunuz vardır değil mi? Tabii, kesinlikle. Çünkü bugün Türkiye'nin günü. Bu yıl Türkiye'nin yılı, voleybolun yılı. Biz artık ülke olarak da voleybol ülkesiyiz diyoruz. İşte voleybol ülkesi olduğumuzu Avrupa'nın en büyük kupasının finalini oynayan iki takım, yarı finalini oynayan dört takımdan üçü Türk. Düşünebiliyor musunuz? Yani Türk voleybolunun nereye geldiğini, liglerde Avrupa'nın, dünyanın en iyi ligi olduğumuzu, milli takımlardaki başarılarımızın nasıl bir başarı olduğunu hep birlikte şahit ediyoruz. Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza önce. Hoş bulduk, merhabalar. Sizi burada görmek bizim için çok özel. Bir kere şunu söylemek isterim. Vakıfbank'la çok güzel bir çalışmanız var. Sizi ekranlarda gördük. Zaten oyunculuğunuzu biliyoruz ama spora destek vermeniz bizim için çok kıymetli. Şahane bir final günü de oldu. Neler söylemek istersiniz? Burada olmak harika. Müthiş bir atmosfer var. Her şeyden önce tabii ki bu atmosferde iki Türk takımının finale kalması ve kozlarını paylaşması müthiş bir şey. Özellikle milli bir gurur. Onun dışında da Vakıfbank, bankacılıkta olduğu kadar sporda da çok büyük işler yapıyorlar. Ve bugün müthiş bir maç izledik, müthiş bir mücadele izledik. Hak ettiler ve yani çok mutluyuz. Özellikle hani bu atmosferde İtalya'da tüylerim diken diken oldu. Yani şey, emeği geçen herkese, bütün teknik ekibe, bütün oyunculara, bütün kulübün tüm yöneticilerine, Vakıfbank ailesine gerçekten teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. İtalya'da, Torino'da artık yayınlarımızın sonuna geldik. Türkiye saatiyle gece yarısı 1.30 şu anda. Sevgili Gökhan, son sözler. Kupa mutlaka İstanbul'a gelecekti, Türkiye'ye gelecekti. Vakıfbank'ın uçağında geliyor kupa. Çok güzel konuklarımız oldu, çok hoş sohbetlerimiz oldu. İki Türk takımın finali ve Vakıfbank'ın da şampiyonluğuyla bitti. Biz artık buradan hoşça kalın diyoruz.